Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Yağız'la birlikteyiz. En son biliyorsunuz Selam. Antalya vlogu çekmiştik. Antalya vlogunda da herkes kanka seni sordu. Neredesin? Yağız Ya. Hoca yok mu? Şu bu. Herkese vallahi seni anlatmak zorunda kaldım. Gelemedi, şey yapamadı diye. Niye gelemedin istersen bir ondan bahset. Ya arkadaşlar benim yarışmacı antrenörlüğü dışında yani Baran'la olan antrenörlük ilişkimin dışında da normalde ilgilendiğim, çalıştığım insanlar var. Sedan Terbiyeler bunlar. Yarışlarımı, güçlerimi ayarlayamadım açıkçası. Yoğundum çok. Bu yüzden gelemedim. Kusura bakmayın diyorum tekrar. İnşallah daha güzel buluşmalarda görüşeceğiz ilerleyen zamanlarda. Bu videoyu aslında önceden çekecektik ama Antalya'da da benim işte kulağıma gelenler olsun, İşte yanıma gelip bazı konuşan arkadaşlardan dolayı da bu tamamen artık bu videoyu çekelim dedim ben. Çünkü çok fazla soru geliyor. İşte sponsorluklar nasıl oluyor? Hocam sponsor nasıl bulabiliriz? İşte ben Türkiye şampiyonu oldum ama sponsorum yok. Bir destek nasıl alabilirim? İşte sosyal medya kullanımı, işte sponsorların sizlerden beklentisi nasıl oluyor? Nasıl size sponsor oluyorlar? İşte ne veriyorlar? Ne bekliyorlar gibisinden. Böyle bir anlatacağız. Onun haricinde senin de anlatacağın şeyler var. Ben de diğer tarafta bana gelen sorularla ilgili olarak yarış ve yarışma hayatı, profesyonellik, profesyonel atlet olmak, yarışmacı, müsabık yarışmacı olmak, müsabık yarışmacı antrenörü olmakla ilgili çok fazla soru alıyorum. Nasıl bu konuda kendimizi geliştirebiliriz? Yarış periyotlaması nasıl yapılabilir? Nasıl bu işi yapıp hem antrenman yapıp hem yarışma yapıp hem PT verip para kazanacağız? Hayatımızı bu şekilde nasıl Aynen. devam ettireceğiz? Ya da iyi bir yarışmacı antrenörü olabilmek için bu benim iyi bir antrenör olup çok iyi bir antrenör olduğum anlamına gelmiyor. Önce onu söyleyeyim. Bu sadece benim biraz daha diğer antrenörlerden farklı olarak yaptığım şeyleri bugün burada size aktaracağım. Eğitim anlamında da, vizyon anlamında da. Ona göre siz de değerlendirirsiniz zaten. Bir de zaten. Gelen yorumlarla ilgili de bir şeyler diyecektin galiba. Neydi o? Gelen yorumlarla ilgili de konuşacaktın. Öyle bir şeyler demiştin videoya başlamadan önce. Neydi o? Şimdi şu gelen yorumlarla alakalı. Bizim ülkede şöyle bir şey var. Birileri güzel bir şeyler yapmaya başladığı zaman, birileri böyle elle tutulur, düzgünce bir şey yapmaya başladıkları zaman, bu ben, A, B, C, Baran, hiç başkası önemli değil. Hemen böyle bir şey geliyor. Taşlama, hemen böyle bir yıkıcı yönde eleştiri ondan yeah. sonra. Yani işte bir şey yapıyorsun mesela, hep bir altını arama ya da hep böyle bir karşı ama doğrulanmayan bir teoriyle ona saldırma şeyleri. Arkadaşlar işiniz mi yok? Başka şeyden prim mi yapamıyorsunuz? Yani bırakın insanlar bir şeyler yapsın, güzel şeyler olsun. Yani Baran'la beraber burada insanlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Gerçekten bilimsel doğrulara dayanan şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yolda tecrübe ettiklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizi sadece 25-35 yaş aralığındaki insanlar izlemiyor. Bizi 16-17 yaşındaki insanlar da izliyor. 15 yaşındaki insanlar da izliyor. Kesinlikle. Yani çok dikkatli olmalıyız aslında. Yani, bir rol model oluyorsunuz insanlara ve biz işimizi bilime dayandırarak inandığımız doğruları, okuduğumuz, inandığımız doğruları, uyguladığımız doğruları, tecrübe ettiğimiz şeyleri yansıtmaya çalışıyoruz ki bizim zamanında hepimiz inanılmaz cahilce hatalar yaptık. Kesinlikle. Yani ben 16-17 yaşında yaptığım şeyler bu işe dair inanılmaz inanılmaz kötü yani. Şimdi gülüyorsun buraya yaptıklarına. Şimdi neler, yani ben hep şunu söylüyorum. İşte ilk iş şeyime 16 yaşımın sonlarına doğru başladım ilk iş tecrübeme. Maaş bile almadım. Bir salonda stajyer antrenördüm. Ağırlıkları falan toplayıp yardım ediyordum. O zaman yaptığım, insanlara söylediğim şeyleri düşünüyorum. Şimdikileri düşünüyorum. Katletmişim yani. Ama böyle böyle gelişiyoruz. Öğreniyoruz Kesinlikle. Ve hani genç insanlara doğruları öğretmeye çalışıyoruz. Sürekli böyle birisi bir şey yaptığı zaman o tutan şeye karşı bir şey göstermeniz gerekmiyor. Bazı insanlar da ondan mı besleniyor böyle? Hoşuna gidiyor insanların yani böyle karşıt bir şey söylemek, polemik yaratmaya çalışmak. Mesela ben bu zamana kadar kimseye karşı ne bir video çekmişimdir, ne bir böyle bir işte bir şeyde bulunmuşumdur. Atıfta bulunmuşum. Yani herkes kendi doğrularını bir şekilde yapmaya çalışıyor. Yani çok ekstrem bir şey görürsün. Onu konuşabilirsin. Ha, çok mesela bariz bir yanlış vardı. Mesela geçen videoda ondan sizin için de özür diliyorum. Periferik sinir sistemi ile otonom sinir sistemini karıştırmışım. Orada otonom sinir sistemin uyarılıyor diye bir örnek vermişim Baran'a göğüs videosunda. Sonra hemen mesela bir tane arkadaşımız şey yazmış. Hocam işte otonom sinir sisteminde ne demek istediniz diye. Tekrar izledim. Orada periferik sinir sistemi olacaktı. Özür diledim mesela arkadaştan videoda. Teşekkür ettim. Ondan sonra orayı düzelttim mesela. Böyle bariz telaffuz ya da terimsel yanlışları zaten hani hep beraber düzeltip öğreniyoruz. Ama yani bir şey yapıyoruz işte hemen. Bir de onu alaycı şekilde böyle. Ondan sonra şey hemen yapmış. Karşıt video işte iki tane araştırma bul, değerlendir. Ondan sonra işte iki tane makale yayınla. Ondan sonra işte şey, yanlış oluyor, doğru oluyor. Ya bakın, bu öyle bir endüstri ki
70'lerde 80'lerde bize yanlış dedikleri şeyleri 90'larda 2000'lerde yanlış dediler. Ondan sonra şimdi tekrardan yeni trendler dönüyor. İşte old school is the best school, eski okul en iyisidir. Eski sistemler şunlar bunlar. Onları coverlayıp daha güvenlikli hale getirip sunuyorlar. 20 sene sonra bugünün sistemleri boklanacak. 25 sene sonra bugünün sistemleri kullanılmaya başlanacak. Yani pazar böyle ilerliyor zaten. Ama arada iyi bir şeyler yapmaya çalışan bizim gibi bir sürü insan var. Yani böyle bunlara sürekli bir çamur atayım izi kalsın ya da sürekli böyle üstlerine oynayayım, işte yorumlarda küfredeyim, alaycı davranayım. Ha işte ona da geleceğim. O da son part. Özür diliyorum, sonra başlayacağız. İşte bu şey, benim o antrenmandaki Baran'a karşı tavırlarım, kendi tavırlarım. Abi ben rol yapmıyorum ya da biz Baran'la orada rol yapmıyoruz. Gelin işte, kamera kapalı olsun. Baran Fashion'da antrenman yapıyor. Ben Ortaköy'de antrenman yapıyorum. Gelin antrenmandaki halimizi görün gün içerisinde. Biz normalde de böyleyiz zaten. Yani biz bu işi yaşayarak yapıyoruz. Bu bizim hayatımız. Orada da en doğal halimiz neyse hiçbir şey katmadan onu size göstermeye çalışıyoruz. Orada bile sürekli bize atıp arkadaşlar hani bu adam tamam zaten kendini ispat etmiş bir adam. Kaç senedir sektörde şudur budur. Sosyal medyayı bana göre daha aktif kullanıyor. Ben Baran'ın işleri daha iyi olsun diye, Baran'ın sosyal medya kanalı daha iyi olsun diye biz sizlere beraber bir şeyler öğretelim diye Baran'ın yanındayım. Yani benim Baran'dan prim yapma gibi ya da Baran'ın benden prim yapma gibi bir şansı yok. Öyle bir şey olsa benim sosyal medya şeyim olur zaten. YouTube kanalım falan filan olur, o da yok. Ya yani, olabilir yani. Ha, canım, hani yarın bir gün o da olsa bile yani hani bizim hiçbir zaman derdimiz bir rant elde etmek vesaire değil. Biz antrenman yapıyoruz. Sizlerle yaptığımız şeyleri paylaşmayı, insanları eğitmeyi, öğretmeyi seviyoruz. Yani benim onun dışında da eğitimci kişiliğim var. Ben NSM'de master trainer'ım. Onun dışında üniversitelere konuşmacı olarak gidiyorum. Eğitimler veriyorum. Ben zaten insanları eğitip öğretmeyi çok seviyorum. Bunu zaten kendime bir şey bellemişim, görev bellemişim. Baran da sağ olsun bu konuda müthiş destek çıkıyor bana. Hepsi bu. Yani benimle CD'lik yarıştırmaya da Baran'la CD'lik yarıştırmaya biz bu kadar atıf yapmaya gerek yok ki. Beğenin. Devam edin, izleyin, beğenmeyin, izlemeyin. Bu kadar basit yani. Aynen, evet. Ama hani bizde bir challenge'a girmeyin ki biz zaten uğraşmıyoruz sağ olsun. Baran o konuda inanılmaz motive ediyor zaten beni. Takılma, işimize bakalım falan filan diye. Ben biraz daha duygusalım ona. Yani bizi bir rahat bırakın ki biz sizler için daha fazla şeyler yapalım. Benim tek, hani ben çok baskı yaptım bu konuda Baran'a. Lütfen çıkalım, konuşalım diye. Yani bu net, bizle uğraşmayın abi. Hani benim çok sevdiğim bir şey var. Herkes işine baksın. Yani siz işinizi yapın, biz işimizi yapalım. Sektörü geliştirelim. İnsanlara daha fazla şey öğretelim. Bilinçlendirirsek insanları, emin olun bizlerin kıymeti daha fazla ortaya çıkacak. Aynen öyle. Diğer türlü zaten hiçbir yere varamıyorsun ya. Daha fazla da uzatma. Aynen öyle. Anlamı yok. Teşekkürler denediğiniz için. Sponsorluklardan başlayalım. Sponsor hocam işte ben şampiyon oldum veya işte... Soru cevap yapalım, ben sana sorayım tamam, şimdi. Tamam, sor, çok güzel oldu. Ben bir atletim. Tamam. Son Türkiye şampiyonasında derece aldım. Neyde tamam. Derece alayım? Atletik fizikle derece alayım. Atletik fizik... Bari bodybuilding'de oldu. Tamam, hep bir atletik var ya içimde. Bodybuilding artı yüzde derece aldım, bir oldum inşallah. Ondan sonra şimdi kendime sponsor veriyorum. Yurt dışına gideceğim. Yurt dışındaki yarışmaları gözüme kestirdim. Tamam. Kendime 6 aylık, 8 aylık ve 12 6 aylık, 9 aylık ve 12 aylık bir yarışma planı yaptım. Gelirim, şu andaki maddi gelirim yetmiyor. Ve sponsor desteğine ihtiyacım var. Kendimin başarılı olacağına inanıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Çok açık konuşacağım. Yani dürüst bir şekilde hani burada şimdi kameraya oynamak vesaire değil. Sosyal medyan yeterli değilse ve nasıl diyeyim? Başarılı bir sporcusun, birincisin. Okey. Ama sosyal medyan zayıf. Yani seni destekleyecek olan kişiye karşı katabileceğin bir şey yok diyelim. Böyle durumlarda tamamen işin içine eğer yurt dışı yarışması varsa biraz milliyetçilik giriyor. Yani o firmanın sahibi veya sana sponsor olacak kişinin içinde senden bir beklentisi yoksa sana maddi olarak sponsor olabilir. Ama onun haricinde sektörle bir alakası yoksa, çok bir milliyetçilik duygusu yoksa, atıyorum yani hani Türkiye'yi temsil ediyor, hani benim için önemli değil mantalitesindeyse, sana sponsor olmasının mantıklı. Bir karşılıksız çünkü olacak ya sen. Çünkü senden bir beklentisi yok. Sana olmaz sponsor. Kesinlikle. Ancak çıkar babacan birisi böyle. Sektörle alakası yoktur. Ama der ki ya Türkiye'yi temsil edecekler. Genç sporcu der. Şanslı. Genç sporcu der. Sana olur. Bir beklentisi de olmaz sana. Şimdi bu birinci seçenek. Hani şanslıysan ki kısmı bu. Zor çünkü. İkinci seçenek, kitlen vardır. Yani ne bileyim bir 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin takipçin vardır. Minimumlardan bahsediyorum. Ama sahte falan değil takipçi bu arada, gerçek.
Anlaşılıyor çünkü bu arada arkadaşlar. O şeyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Amerika'da bu standartta Baran'ın dediği şeyde minimum sponsorluk için gereken takipçi gibi yani hani o başvurmaya bile yetecek kitle 100.000 150.000 arasından başlıyor. Çünkü pazar çok büyük orada zaten evet. Herkesin kitlesi çok büyük olduğu için yani 100.000 falan osuruk geliyor aslında yani. Öyle diyeyim. Eline dumbbell alan 100.000 zaten abi orada yani. Biraz form tut 150.000 200.000 falan uçuyorsun. Yarış yap 300.000 birinci ol 500.000. Öyle öyle gidiyorsun. Öyle yani. Neyse konudan sapmayalım. İkinci seçenekte dediğim gibi yine minimum bir takipçi kitlesine sahipsin. Hani gelecek vaat ediyorsun. Yorumlar güzel kovalıyorsun. YouTube'da video çekiyorsun. Belli yani uğraşıyorsun bir şeyler yapmak için. Yine sana sponsor olabilirler. Bu ihtimal yüksek. Eğer böyle bir pozisyondaysan. Ama maddi olarak yine bir soru işareti. Yani senin istediğin parayı yine vermeyebilirler. Çünkü seni bir test etmek isterler. Sen tutup da yarışmana bir ay varken sponsor arayamazsın. İki ay varken sponsor arayamazsın. Bunu sıkıştıramazsın yani. Bu uzun bir periyottu. Sen eğer hayatını bu işten kazanacaksan zaten senin sponsorun olması lazım yani. Hani eğer yarışmacıysan bunu bulman lazım. Ama bunlar gökten inmiyor. Yani sen bir şeyler yapman lazım, ses duyurman lazım ki... Çok özür diliyorum sözü kestiğim için. Sattırılabilir, marketability diye bir şey var. Evet. Sattırılabilirlik. Onun ne kadar sattırılabilir olursanız o kadar talep görürsünüz. Yani arkadaşlar, şimdi şöyle de bir durum var. Ne kadar fiziğiniz iyi olursa olsun, ne kadar yakışıklı olursanız olun, kadınlar için de aynısı, ne kadar güzel olursanız olun, fiziğiniz düzgün olursa olsun, eğer sizin bir sporcu kimliğiniz varsa bu kimlikten çıkmamanız lazım. Elinize sigarayla bir video, fotoğraf koymamanız lazım mesela. İçiyorsanız bile. Alkol vesaire hani bunları çok insanların gözüne şey gibi düşünmek sokmamanız lazım. Ya şöyle düşünün. Bu sosyal medyayı. Sizin dükkanınızın vitrini 60 metrekare bir dükkanınız var 70 metrekare ve vitrini sosyal medya. Siz vitrine öyle şeyler koymalısınız ki insanlara cazip gelmeli ve insanlar içeriye girip bakmalı. Ne olduğunu görmeli, araştırmalı ve sizden satın almalı. Sizde bir ilişki kurmalı. Evet. Bunu insanlara cazip gelebilmek için yani siz ağzında sigara, elinde rakı bardağı. Ya işte... Zaten çoğu kişi öyle. O kendinden farklı bir şey sizde aynen görmek öyle. İstiyor ki sizi takip etsin. Aa ne yapıyor? Nasıl bir hayatı var? Baksana düzgün. Ya sen onu yapıyorsan bile aslında gizle, kamufle et. Yani bir noktada zaten yapma da hani yapıyorsan da insanların gözüne sokma. Aslında olay o yani. Hani burada sahte bir kimliğe bürünemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Hani böyle olmadığım bir kişiyi yansıt demiyorum Instagram'da. Zaten alkol içmemen lazım sporcuysan. Sigara kullanmaman lazım. Bunları söylemeye gerek yok yani ama Nargile. Şu nargile de bu sigara muhabbetine geçerli. Abi kötü bir şey almaman lazım vücuduna. Yani vücudunda zaten hormon optimizasyonu gerekiyor. İyi bir profesyonel bir atlet olabilmek için hormonlarını iyi kullanman lazım. Onları kötü etkileyecek şeyleri vücuduna sokmayacaksın. Bu yani, en temel kurallardan biri. Ben alkol içmeyin şöyle böyle demiyorum. Yılda birkaç kez, bir iki kez ben de içerim. Yani doğum günüdür, ne bileyim. Yarıştan dönüyoruz. Özel bir gündür, bir şeydir. Ya yani. İçmedim, içiyorum yani. Yılda bir iki kere içerim yani. Tadımlık öyle sarhoş olduğuna şey yapana kadar değil belki ama içerim. Ama yani demek istediğim zaten anladınız. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani sporcu kimliğinizden çıkmamanız lazım. Siz hiçbir yurt dışında Avrupa'da takip ettiğiniz IFBB Pro olsun, WBF Pro olsun. Bunları elinde sigarayla falan sigara içerken görebilmeniz mümkün mü? Değil. Aynı şekilde sizin bizim de aynı şekilde davranmanız lazım. Yani bunları kötü örnek olmamanız lazım kısacası. Çünkü bir kitleye hitap ediyorsanız kötü örnek olmamanız lazım. Zaten bu şekilde de kimse size sponsor olmaz. Öyle söyleyeyim. Çünkü kimse öyle bir kişiye destek vermek istemez. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Sponsorluk beklentilerinden firmanın sizden bekledikleri. Evet. Orada sen bir şeyler söyle, ben şimdi, bir şeyler söyleyeceğim. Bir sporcunun firmadan bekledikleri minimum ve maksimum beklentiler neler olmalı? Yani bir firma senin için ne yapar? Bir firma senin için ne yapmaz? Sen bir firma için ne yapmalısın? Bir firma için ne yapmalısın? Satışları nasıl arttırmalısın? Firma ne beklentide olmalı? Benim yaklaşık 3-4 senedir böyle bir fiili sponsorlarım var. Başladığımız şartlarla şu anki mevcut içinde olduğumuz durumlar bambaşka. Yani 4 sene önce şu anki şartları konuşuyor olsaydık yok artık derdim. Hani ama hani zaman geçiyor ve sosyal medyada gerçekten hani insanlara bir şeyler katabiliyorsanız ve düzgün bir şekilde ilerliyorsanız onu oranla sizin sponsorlarınız da aslında büyütmüş oluyorsunuz. Çünkü sizin kitleniz büyüyor, sponsorlar da büyüyor. Bu böyle. Size sponsor olan firmaya ne kadar bir şey katarsanız o markanın değerini yükseltecek olsun, yaptırdığınız satışlar olsun. Ona göre de bunun karşılığı vardır. Yani tutup bir örnek veriyorum, bir firmaya
10 bin lira kazandıran sporcuyla 100 bin lira kazandıran sporcunun şartları zaten aynı olamaz. Bunu firma sahipleri de bilir. İki sporcu ona göre davranırlar. Birisinin aylık aldığı ücret vesaire bir şeyse diğerinin farklı olması lazım. Zaten hak da budur yani. O yüzden sizin de zaten işte o indirim kodlarıyla vesairelerle yaptırdığınız satışları zaten onlar görüyor. İstatistikler olarak her şey çıkıyor onların karşısına. Adil olan vardır, olmayan vardır. Onu bilmiyorum ama çok şükür benim sponsorlarım çok adil davranıyorlar. Hakkaniyetli. Evet, organik satın al olsun, Tadifit olsun, Hardline olsun. Şimdi yeni bir sponsorluğumuz da inşallah geliyor. Onu da imzaları attıktan sonra duyuracağız. Bana adil davranıyorlar. Yani bu firmalar kendini zaten kanıtlamış firmalar olduğu için yani böyle katakulleye girecek bir pozisyonları yok. O yüzden hakkınız neyse veriyorlar sizin. Aylık 10 bin liralık satış yaptırırsınız. Ya sen hiçbir şey yaptırmıyorsun da diyen belki firmalar vardır, onu bilemem. Ya şimdi şöyle bir şey var. Firma... Ama pardon, lafını bölüyorum, onun istatistiklerini isteyebilirsiniz. Aynen öyle. Böyle bir şey de varsa yani. Firma size şöyle yaklaşıyor. Ben geçen seneydi herhalde. Türk bir yatırımcının kurduğu bir supplement firmasında Ar-Ge sorumlusu olarak çalıştım. Aynı zamanda atlet takımı kurmam istendi. O konuda da işte piyasada yetenekli atletleri araştırıyorduk falan. Mesela orada benim firma sahibiyle konuştuğumda direktman firma sahibinin beklentisi şuydu. Yani net rakam vererek konuşacağım. 3000 lira senede 2 tane yarış, her birine 3'er bin liraya kadar masraflarını biz karşılayacağız. Uçak bileti, otel parası neyse. Aylık sınırsız supplement verecekler. 3 ayı deneme süreci. 3 aydan sonra da işte %5'ten başlayarak sattığınız satışa göre kar almaya başlıyorsunuz. Böyle sistemler var. Adamlar zaten sizi aldıklarında bile ilk 3 ay boyunca deneyecekler. Bakın ne kadar iyi bir sporcu olduğunuz, milli takımda kaç defa görev aldığınız, yurt dışındaki dereceleriniz. Bunların tabii ki de bir önemi var ama bütün olay siz dışarıya nasıl bir intiba çiziyorsunuz ve ne kadar sattırabilirsiniz. Çünkü o adam size para bağlıyor. İşte ayda atıyorum ortalama bir ağır siklet sporcusu 2000 liralık ürün kullansın. Normal işte baran size'ındaki 90 kilolarda falan yarışan bir sporcu da kullansın. 1000 liralık, 1500 liralık supplement kullansın. Kullanmıyoruz bile o kadar neredeyse. Ha. Vitaminlere de daha çok gidiyordur. Aynen yani. Öyle. Yarış masrafları da var. Yani bu adama karşılığında somut bir şey vermeniz lazım. Bir de onu şimdi yarış ve yarışma takviminde anlatacağım. Gittiğiniz yarışlar çok önemli. Yarışın büyüğü küçüğü olmaz. Sakın bu dediğim yanlış anlaşılmasın. Çarpıtmayın. Benim için en küçük yarışta, en büyük yarışta ölçekli ve katılımcılık anlamında ikisi de eşittir. Yani Olimpiya ile herhangi bir Balkan Şampiyonası'nın ya da herhangi bir yerel yarışın çok bir farkı yok. Tabii ki de var ama ikisinde de bir yürek verme meselesi, bir inanma meselesi, bir Olimpiya savaş olayı var. Olimpiya farklı be kanka. Yani farklı ama ikisinde de savaşıyorsun sonuçta. Yani o ruh önemli benim için. Ama mesela bir yarış şeyi yaparken de paha edecek ve sizi iyi reklam edecek yarışları seçmeniz gerekiyor ki adamlara bunu diyebilirsin. Ya işte gidiyorum mesela atıyorum işte amatör Olimpiya. İşte gidiyorum bilmem ne Diamond Cup. İşte gösteriyorsun yerini falan. Nasıl işte EVLS Pro League mesela. EVLS'de gidip yarışıyorsun şeyde Çek Cumhuriyeti'nde. Şimdi mesela böyle yarışlar her zaman için insanları daha sponsorları daha çok cezbeden yarışlar. Tabii. Çünkü adam adını daha fazla duyuyor. Markası oraya gidiyor. Baran'ın dediği her şeye sonuna kadar katılıyorum. Yani o bir sporcu imajı çizmeniz. Yani size şöyle söyleyeyim. Temiz kağıdı falan filan istiyorduk sporculardan. Hani orası ayrı. Sabıka kaydı şusu busu. Ailesine kadar soruşturduğumuz sporcular oluyordu mesela. İşte aile hayatı, yaşam hayatı, üniversiteye gidiyorsa okul hayatı. Abi çünkü bir para bağlıyorsun, bir senelik anlaşma yapıyorsun. Tabii canım. Ve atıyorum, 2 ay sonra o çocuk bozdu. İki ay sonra çocuk bozdu. Sen, markanın itibarı yerlerde. Firmaya yatırım yapıyorsun. Almışsın atıyorum 500 bin dolarlık ham madde almışsın. Duruyor içeride. Laboratuvarla anlaşmışsın bir senelik. Hani üretim yapacaksın. Ağ kurmuşsun. Satışçısına kadar almışsın. Marka yüzün çıkıyor. İşte alemlerde sürekli fotoğraf koyuyor. Şudur budur. Yapmazsın. Olmaz. Bir de arkadaşlar bunlar zaten çok önemli şeyler. Yani düzgün bir insan olmanız zaten çok önemli. Bunu olduktan sonra diğerleri olursa zaten bazı şeyler geliyor. Onun haricinde de aktif olmak. Yani o benim de yapamadığım bir şey. Yağız yapamaz mesela. Çok söylerim. Biraz daha sık evet. Kullan vesaire. Çok. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani bu telefon olmadan bu iş olmaz. Aktif olmanız lazım. Tabii ki de illaki başka işlerde belki uğraşıyorsunuzdur, okula gidiyorsunuzdur, ne bileyim bir yerde çalışıyorsunuzdur ama yapacak bir şey yok. Yani haftada en az 1-2 kere bir fotoğraf atmanız lazım, güncel olmanız lazım, hikayeler paylaşmanız lazım ve yaratıcı olmanız lazım. Yani kuru kuruya bir şeyler değil de yani içinizden gelerek yapmanız lazım. Çok özür diliyorum, sözümü bulurum. Bir şey söyleyeceğim.
gidip internetten işte sağlıklı yaşam için 7 tane öneri yazıp Google'a, onları alıp işte %3 yağ oranıyla yarışmada kuruduğunuz fotoğrafın altına onu yapıştırmanız çok bir şey ifade etmiyor. Yani o bir gerçekten böyle elle tutulur bir post değil, somut bir post değil. O gün yaptığınız şeyi bile anlatsanız o postun altında, o Baran onları daha iyi biliyor, daha iyi etkileşim yaratır. Ama evet, insanlar yani ama bunları zaten işte su için, erken uyuyun, işte sağlıklı beslenin vesaire vesaire. Tamam hani sağ ol, çayımı kendim alırım, onları biliyorum. Onun üzerine sen kendinden ne koyabiliyorsun? Aynen. Bunlar önemli. Aktif olmanız lazım, insanları sürüklemeniz lazım. Mesela bir yarışma yapıyorsunuz, Türkiye Şampiyonası. Örnek veriyorum. Sponsor arıyorsunuz ama ne bir video çekiyorsunuz, ne bir insanları sürüklüyorsunuz, ne bir değişim görsellerinizi paylaşıyorsunuz. Yani insanlarda biraz merak uyandırın değil mi? Yani merak uyandırın. Ne yaptın, ne ettin, ne yedin, nasıl antrenman yaptın, antrenman videosu 2 hafta kala, 3 hafta kala. Yani biraz bazı şeyleri sürükleyici kılın ki insanlar sizi daha fazla takip etsin, kitlenizi büyütmeye çalışın. Yoksa diğer türlü fark edilmezsiniz zaten. Aynen öyle. Benim bir sözüm vardır hep Baran'a. Her yarışma hazırlığında aynı şeyi söylerim. Podyuma çıktığında beklediğin sonucun gelebilmesi için diğerlerinden çok daha farklı durman gerekiyordu. Bu farklı duruş mental olarak farklı duruşunuzdan tutun da podyumdaki pozunuza, formunuza, kondisyonunuza kadar yansıyacak. Abi aynı şey hayatınıza da yansıyacak. Yani diğerlerinin bir adım önüne geçmek istiyorsanız farklı olmanız gerekiyor. Gidip saçınızı maviye boyayın, maskeyle antrenman yapın, öyle video çekin. Ya bu da bir tarz. Yurt dışında bunu da yapıp çok belli bir yerlere gelenler var. Ama Baran'ın dediği gibi diğer rakiplerinizden fark yaratacak şeyi çıkartmanız gerekiyor ortaya. Zaten kendinizin sponsor bulabilecek, sosyal medyada ön plana çıkabilecek kadar farklı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bu yönünüz vardır. Sadece bunu bulmanız gerekecek. Şimdi yarışma olayları. Bu başlı başına çok uzun bir konu. Ben kısaltabildiğim kadar kısaltıp basitleştirebildiğim kadar basitleştireceğim. Arkadaşlar, eğer ki yarışmacılıktan, yarışarak, atlet olarak bu işten bir gelir elde etmeyi düşünüyorsanız günümüz şartlarında bu ülkede, bu sadece Türkiye için geçerli değil, birçok Orta Doğu ülkesi böyle, bu iş için biraz zor bir coğrafya seçiyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü fitness sektörü gelişmeye başladı. Çok iyi gelişiyor ama sponsorluklar sizin de konuya hakimsinizdir ki son 2-3 senedir, 5 senedir belki diyeyim bu anlamda, ciddi anlamda gelişti. Evet. İş paraya döndü vesaire. Ürün vermekten ya da barter'dan çok. Bir kere onun için biraz daha beklemeniz gerekecek. Yani yurt dışındaki prolar gibi sadece antrenman yapıp yemek yiyerek ve işte sponsorunuzdan gelen gelirle geçinmeniz için onun biraz daha zamanı var. Mutlaka bir iş yapmanız gerekecek. Çoğu çalıştığım sporcu genelde personal trainer oluyor. Bu fitness sektöründe çalışıyorlar. Arkadaşlar şimdi burada yarışmacılık ve personal trainer olmak konusunda çok ince bir çizgi var. Eğer ki bu benim de zamanında yaptığım bir hataydı. Bunu lütfen yapmayın. Özellikle genç arkadaşlar. Bakın, sedanter bireylerden para kazanıp yarışma yapmakla ilgili bir planınız, bir hayaliniz varsa kendinizi, sinir sisteminizi ve davranışlarınızı çok iyi kontrol ediyor olabilmeniz gerekir. Aynen. İletişiminizin çok güçlü olması gerekir. Bakın, piyasada bir sürü adam var bu söylediğim şekilde yarışmacılık hayatını geçindiren ama günün sonunda hep üyelerini kaybeden, mutsuzluğa ulaşan, çalıştığı yerle problemler yaşayan vesaire olan. Arkadaşlar bakın, sedanter bireyler bizler gibi değiller. Anlamazlar senin sizi anlamazlar yani. Ve bunları onlardan anlayış beklemek, hep güler yüz beklerler. Profesyonel hayattaki en saçma şey, ben bunu anladım. Kesinlikle o karşıdaki adam seni anlayamaz çünkü senin ne yaptığını bilmiyor. Kesinlikle. Burada yapmanız gereken şey iletişiminizi her zaman için bireylerle çok kuvvetli tutmak. Abi yarışın son bir ayı, örnek veriyorum. Diyetten çok halsiz düşüyorsun ama o adama güler yüz göstermek zorundasın. Aynen. Çünkü bunu sen seçtin. Bu senin sorumluluğun. Bundan kimse sorumlu değil. Ne senin karın sorumlu, ne senin çocuğun sorumlu, ne senin üyen sorumlu, ne iş yerindeki yönetici sorumlu. Tamamıyla o an fiziksel ve ruhani durumundan sen sorumlusun. Aynen. Öncelikle buradaki bu sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Bu bir. İkincisi, normal insanlardan para kazandığımızı unutmuyoruz. Bir yarışmacı koçu değilsen ya da yarışmacılarla sürekli çalışan bir birey değilsen, normal insanlarla çalışıyorsan ne onlara kendin gibi diyet yaptırabilirsin, ne onlara kendin gibi antrenman yaptırabilirsin, ne de onlardan bu sürekliliği bekleyebilirsin. Mevcut olan şartlarda mümkün olan en iyisini yapmak için uğraşacaksın o adamlarla. Kendi sert disiplinde davranmaya başladığın zaman bu insanlardan gelir elde edemezsin. Bu insanlardan gelir elde edemediğin zaman bu insanlarla ilişkilerin bozulur ve gelir elde edemezsin ve bu senin yarışmacılık hayatına yansır. Yani podyuma çıkışına ve diğer profesyonel hayatına yansır. Normal insanlardan para kazanıyorsan
kendine iki kat daha fazla hakim olman lazım. Diyette, antrenmanda vesairede ve bunların geri bildirimlerinde, hayatta karşına çıkacak şeylerde, günlük hayatındakilerde diyeyim. Yarışma takvimi yapmaktan bahsedelim biraz. Arkadaşlar, bu işte karar verdiniz, fitness sektörüne girdiniz, belirli bir yıllarınızı geçirdiniz ve yarışma yapacaksınız. İnanılmaz bir genetik değilseniz, bu benim için de geçerli, Baran için de geçerli, herkes için geçerli. Yani dünya genelinde %5'lik bir kısımdan bahsediyoruz. İlk yarışınızda overall olmanız ya da inanılmaz manyak bir sonuç gelmesi, eğer iyi bir yarışa gidiyorsanız, gerçekçi olalım ki çok zor. Çünkü ilk yarış, ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın. İsterseniz Henry Rambo'la hazırlanın, isterseniz Chris Asato'yla hazırlanın. Ben ilk yarışmamda Türkiye şampiyonu olmuştum ha. İşte bak. Harbi mi? Harbi mi lan? 2013'te işte atletik fizikte 15 kişi gelmiş. Tamam işte, şimdi de prosun yani baktığımızda. Anladın mı ya? Yani? Belki tamam çok inanılmaz zor bir yarış değildi ama vücudum o zamanlar çok iyi değildi kütle olarak ama. Ulusal şampiyon ama sonuçta. Yani %5'lik kitleye girmiş mesela, ben giremedim. İlk yarış zaten vücudunuzu tanıdığınız bir yarış oluyor genelde. Ha işte bazı değişkenler var. Tanıdım ve kazandım. Bazı değişkenler var. İşte diğer çalıştığınız antrenör, eğer öyle bir antrenörle çalıştıysanız işte dereceniz gelir, başarılı olursunuz. Ama çoğunlukla başarılı olunmaz. İlk yarıştan sonra kendinizi, formunuzu görüp hatalarınızı, doğrularınızı tarttıktan sonra minimum 6 ay, 9 ay ve 12 aylık planlar yapın. Yani şöyle düşünün. Off sezon, burada açıklarınızı kapatacaksınız. İşte proporsiyonunuzu düzelteceksiniz, göğsünüz kötüdür, sırtınız, bacağınız neyse oraya yükleniyorsunuz. Aynen. Bulk'ta burada yaptığınızın devamlılığını getiriyorsunuz. Daha sonra clean bulk'a. Bunlar işte bulk, clean bulk falan. Yani sadece A, B, C, D de diyebilirsiniz. Tamam. Yani tabii ki her bir seferinde yağ oranınız düşecek ve formunuz günden güne daha şey, aydan aya, günden güne, periyottan periyoda daha iyi gidecek. Bunu unutmayın. Clean bulk yaparsınız. Clean bulk'ta hem genel kondisyonunuzu artık kazanmaya yönelik çalışırsınız. Daha böyle nokta şey yapma, odaklanmaktan çıkıp evet. Daha sonra bunu definasyona bağlarsınız geçiş diyetiyle beraber ve ondan sonra da podyuma yarışmaya doğru bu böyle gider. Bir belirli bir yarışma sayısını yaptıktan sonra artık rakiplerinizi tanımaya başlarsınız. Bu ulusal şampiyonada federasyonu tanırsın, hakemleri tanırsın, hangi hakem neye dikkat ediyor bilirsin. İstekleri daha iyi. Aynen öyle. Sikletine gelen adamlar, eğer ulusal şampiyonada yarışıyorsan nereden nereleri avantajlı, nereleri değil bilirsin. Kimlerle çarpışacağını bilirsin. Ve her zaman kendine bunun içinde bir challenge halinde olursun. Ama bunu yani 45 günde, 1 ayda, 60 günde, 90 günde 4 tane karın kasın görünüyor. Sadece yağ oranın %10 diye yarışa hazırlanılmaz. Yani ben buna benzer, ki ben her şeyi planladığım halde buna benzer bir şey yapmıştım. 9 ay planladım. 9 ay yetmedi mesela bana. 10-12 ay daha iyi olurdu bir senelik bir hazırlık. O 3 tane yarış peş peşe yaptığımda. Henry Rambo'ta bir soru sormuştum canlı yayınla. Dedim ki yarışıma dedim çok az zaman kaldı. Yetişmeye çalışıyorum. İşte dedim şuram eksik, kalçamla ilgili böyle bir problemlerim var. Nasıl toparlarım falan. Yarışa yetişmek ne ya dedi adam. Yani bir yarışa yetişilmez ki dedi. Şova hazırsındır dedi ki onlar şov diyor zaten. Şova hazırsındır ya çıkarsın. Şova hazır değilsindir çıkmazsın. Mantık bu. Onun için kendinizi parçalamayın. Uzun vadeli planlar yapın. Sindire sindire yapın yaptığınız işi. Sponsorlukla beraber de son olarak toplayacak olursam yarışmacı, yarışma hazırlığı ve profesyonel hayattan para kazanmakla ilgili. Sedanter bireylerden para kazanıyorsanız dediğimi unutmayın. Yarışmacılardan ya da profesyonel sporcularla ilgileniyorsanız işiniz biraz daha rahat. Kendinizi fonksiyonel yapmaya çalışın. Yani sadece tek bir şeyden sadece tek bir farklı, tek bir farklı. Şeye odaklanmayın ve bir şey mutlaka bir diğerini fon etsin. Çünkü tek bir silahla yola çıktığınız zaman ondaki kurşunuz bittiği zaman bittiniz. Birden fazla şey katmaya çalışın size, katmaya çalışın kendinize. Bir de ne olur Baran'a da onu söylüyorum ve yapıyor. Zaten benden önce de yapıyordu da iyice yapmaya başladı. Lütfen kitap okuyun. Yani öğrendiğiniz her şey, bu sadece vücut geliştirmeyle ilgili kitap okumak değil. İşte vücut geliştirmeyi seviyorsundur. Şeyi dese, biyolojiyi de seversin, biyolojiyle ilgili bir şey okursun, evrimle ilgili bir pazarlama şey okursun, ile ilgili okursun, insanlık tarihiyle şey ilgili okursun, bir şey okursun, pazarlama ile ilgili okursun ama lütfen yani kendinizi sadece yani. Sadece tavuk, pilav, işte yeşillik, ağırlık değil. Bunlar tamam, sağ ol, eyvallah, bunlar bizde. Aynen. Ama bunların yanına kendi yani ekstra şeyler koyup, şöyle bir şey seviyemizi ve vizyonumuzu arttırmamız lazım. Yalnız aslında şunu diyor, yani sadece sevdiğiniz ve yaptığınız şeyleri değil de biraz da yapmadığınız şeylere de yönelin. Yani hep zaten onu biliyorsun. Ne yiyeceğini biliyorsun, ne yapacağını biliyorsun. Ama mesela hangi yönün eksik? İşte pazarlama yönün eksik mesela. Benim. İşte hangi yönün eksik mesela? İşte mesela sponsor bulamıyorsun. İşte
Onunla ilgili bir şeyler oku, araştır. Yani most muscular pozunuzu şey A4 kağıda bastırıp CV'nizi araya koyup gidip kapı kapı sponsor aramaktansa, bunu çok yapan arkadaşım var. Bu arada bunları küçümsemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Melek gibi çocuklar hepsi. Ben de çok destek oluyorum onlara. Sen nereden yere vuruyorsun yok, sonra? Yok hayır, ama yani bir vizyon meselesi var. Hani kendinizi geliştirdiğiniz zaman marka olursunuz. Marka olduğunuz zaman insanlar size gelir zaten. Evet. Doğru, haklı. Vallahi doğru. Yani yanlış anlamayın. Benim naçizane, ben bu konuda Baran'ı da çok sıkıştırdım, yapalım diye. Baran da çok istiyordu bunu yapmak. Bizlerin size tavsiyeleri bunlar olur. Aynen öyle. Umarım işinize yarar. Yani bu konu çok daha belki açılabilir uzuna uzuna, ama yani önemli olan anlatmak istediklerimizi sizin anlamanız. Anladığınızı da artık düşünüyorum. Bu videonun eğer sonuna kadar geldiyseniz anlamışsınızdır. Umarım faydalı yine olmuştur sizin için video. Faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Beğensinler değil mi? Beğensinler ya. Beğenin arkadaşlar. Muhtemelen bu videoyu izlediğiniz zaman 100.000 olmuş. Olacağız. İnşallah. Son 337 kişi. son 300 kişi falan kaldı. Şu an 99.600-700 falan. 100.000 olduk şaka bir yana. Çok sık çekmiyorduk video. Son 3-4 aydır Samet sağ olsun. Asılıyoruz iyice. Her hafta atıyoruz video. Bundan sonra da zaten artık bu şekilde gidecek inşallah. Yani gerçekten sözünü kesiyorum. Çok güzel projeler. Çok güzel projelerimiz var sizlerle ilgili. Yaza arkadaşlar bomba patlıyor. Evet. Sıkı tutunsun. Yazın, yaza bomba patlıyor. Daha İnanılmaz videolar gelecek. Müthiş hepsi, şeyler olacak. Hepsi düşünüldü. İnanılmaz farklı şeyler gelecek. Biraz havaların ısınmasını bekliyoruz. Evet. Görüşmek üzere o zaman. Aynen. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.